İslam'ını yakışı bilirken biz bütün saadet, bütün saadet bana şu Allah'ın dinidedir. Demek bu bizi dinimiz, şuna hangi bir kamil din ki siz şu mescidke gelirken siz, kaysi bir mescidde bularken siz, domlanız sizge bir kelam etseler o Allah'ını ve Resulü'nü sözü bulat. Kur'an okuyunuz. Kur'an okuyunuz. Kur'an onu okuyucusuna kıyamet günü de şefaatçi olup keledi degenler. Demek biz Özbekler miyiz? Arap miyiz? Her birimiz hem Kur'an'ını okuyanda düşünmeyimiz. Lekin ihlas muhabbet bilen bu kelamullah'tır. Allah'ın özünü sözüdür diye okuyumuz. Karen her okuyanımızda düşünmesek de Allah Teala bize acil verir. Ve şu bilen toktaydı mı? Yok. Allahümme zidhu derken. Allahümme irda anhu derken. Ahirgi sözü Allah'ım yine ziyade kıl bundan özün razı bul derken. Ta Allah'ın razıçılığını haber megünüce Kur'an onun şefaatı da turu vurarken. Hatta yığılıp ettiler. Hazret dediler. Siz başka sureler değil mi okuyun? Fakat şu sureni okuyup siz. Yok. Hala seyler mi şu sureni okuyayım? Bu mesela bağırıp özüylerge başka imam tabu valiler dedi. Men eğer sizler imam buladıkken olsam, fakat ihlasını okuyman. Razı bulsalarım şu, olmasam imam bulmayman dediler. Ve onlar seferden kayıtkenleri de Peygamber aleyhissalatu vesselam'a şikayet kıldılar. Oşa sevginiz, oşa ihlasına bulan muhabbetiniz sizi cennetke dahil kılad dediler. Bir suremle cennetke kirp getirdikken olsa, baktı o benden. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيز جماعة Barcha barchalarimizni bosib kelgan qadamlarimizga hasanat. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolarimiz cheksiz. Va payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salotu salomlarimiz doimiy va abadiy bo'lsin. Mana bugungi kunda barchalarimiz ham omonlikda, afiyatda, sihat salomatlikda Allah subhanahu ve ta'ala'nı sizü biz mu'minlerge farz kılgen üşbu seyyidil ayyam cüm'a gününde cüm'a namazlarımızı ada kılıçlık üçün üşbu mübarek cami mescidke cem ve cemlikte turupmiz. Ve biz cüdehem bir kuançta hayacandamız ki bu yerlerini men gerçek asıl şu Özbekistan oğlanlardan bulsam da, lekin Gavus degen, bana şunu deyin, bir uluğ diyarlar, güzel kışlaklar barlığını evvelen bar, Mısır'da ligimizde, ustazlarımız, Tulkın İsa Hazretleri, aynısı kan yendi aralarınızda bulsalar, Gulamcan hakemiz bulardılar. Gulamcan hakemiz, eğer şu yerde bulsalar, kursan bulardık. Oşalarını elhamdülillah biz ilk tanırkenmiz sizni bu diyarlarınızı biz Mısırlarda turup bilgen bulduk. Ve oşa gün, oşa saatlerden bu elinizge ziyaretler niyet kıgenmiz. Yani 20 yıldan aşık bir müddet. Ama bugünlük günde nasibimiz uşbu uluğ günlerde iken Allah'a hamdler bozun. Hakikatte bizge mahtelgeni dek. Hazır Ravşan hacımız bilen gelirken biz sizi diyarınızda bulgan muhabbetimizden sizden evvelki kışlaklar Muminabad kışlağıdan gelirken biz uşak kışlaklarını kursatıp kışlağınızda kredigen çigere geçe bizi tanıştırıp mana şu bizi kışlağımız başlanışlı gidiyor. Hakikatte o kışlaklarınızda hem hoşunu kışlaklarınızda hem elbette Allah bereke versin. Onlarga hem özünü, nürünü ziya eylesin deyimiz. Ama sizi kışlağınız elhamdülillah her tamallama rivaç topken, şeker eller eken bunlar. Bu caylarını, mümkün uluğlarını barakatıdır.
bu joylarını hatta kışlak deb olmaydi, şehir bir joylar. Allah'ım yani hem hayatınızı bundan güzel kısın. En güzeli azizler, mana mavzumuz hem, mana şunday mavzu, şeriat közlegen ali maksatlar mavzusu bugün, bugünlük cuma maruzamız, dinimizni asıl maksatları, dinimizi barakatı, dinimizi feyzi, dünya ahiret saadeti bu din ekenligini mana sizlerge maruzada kıska bosa hem düşündüremiz, yetkizgen bolamız, aslida bizlerini teklif kılgen mana domlajonimiz, yonlardagi ahli ilim, bu yoqda mana hocilarimiz, Hazret biz sizi odatda daima Kur'an maruzalaringizi eşitemiz, sizden eşitken Kur'an ugutlarını kalbimizge Allah cakısını her birimiz, ferzendlerimizi, zürriyatlarımızı şu karı olsun diye heves kılamız. Bizge Kur'an maruzasını kılsengiz diye talep bugallik için elbette Kur'an'dan hem sizlerge isletme kılamız. Ama siz yine hem bu dininiz bilen fakirlenişliğiniz için Allah subhanehu ve ta'ala'ya köplab hamdü sanalar eytişliğimiz için hakikatte bilişliğimiz gerek ki Allah Ta'ala bütün varlığını yaratırken dünyanı tepedeki felakiyatını biles bütün varlığını yaratıp karen yer ahliden bizni kıldı. Yer ahliden kılıp bulup ham özünü sözü de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناكم أمة وسطا biz sizlerini orta ümmet kıldık diye mana o kainatta yerleşliğimiz, orun alıştığımız hem bizi o şey yer şerimiz hem bir orta bir ümmet ekemiz. Ve onların içi de sizi bizni Allah'ın Müslüman kılıp yarattı. Mana şu dünyanı dünya buluşluk için hem peygamberler hem bütün adam aleyhissalatu vesselam'dan ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçip olgen peygamberler hemmeler hem İslam bilen geldi. Dinni asosiy maqsadi o'sha peygamberlerge ham berilgan peygamber aleyhissalatu vesselam'da elbette komil bo'lgan bu şeriatni, bu dinni dünyadan asosiy maqsadi hedef dünya ahiret saadetidir. Başka narsa emas. Çünkü Allah Halik Azze ve Celle bizlerini halikimiz, bizlerini yaratgan, bor qilgan nimamiz, nimadan iboratmiz? Her zerremiz, her hujayramiz unga aniq bo'lgan zot bizga nima foyda, nima zarar, nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Hamma holatni ilmini biluvchi zot bizga shu dunyoda hayotni berdi. Hayotda demak bizga yo'lni berdi. İslam'da aytiladi maqosidi şeria deyiladi. Şeriatni maqsadlari. Şeriatdan maqsad asosan birinchi din. Sonra jon. Sonra aql. Sonra nasl va molni asrashdir deganlik. Ya'ni bu dunyoda din bo'lmasa ekan uni dunyo deyilmaydi. Bu dunyoda bir banda, banda bo'lib joni o'zida, ruhi o'zida hayot ekan, unda hayot bo'ladi. Bu dunyoda bandalarda aqli, idroki o'zi bilan ekan, u bandani banda deyiladi, u hayotda deyiladi. Bu dunyoni dunyo bo'lishligi uchun mana unaqa ibodatlarimiz uchun go'zal shunday muhtasham masjidlar, yo'llarimizni tekisligi, har sharoit uylarimiz bütün o'sha banda uchun kerak bo'ladigan moli dunyodir. Har biri bo'lar ekan shunda dunyo nima bo'ladi? Dunyo bo'ladi. Demak, bizni shariatimiz Alloh taoloning dini mana shu dunyolarimizni dunyo qiluvchi, oxiratimizni oxirat qiluvchi büyük bir boylik berekedir. Dünya ahiret saadeti demek bu dindedir. Afsus, afsus bugünlük günde dünya cemiyetleri. Oşa dünyaya hazır cer salıp biz ruvajlengemiz diyetken Avrupa bosun. Biz ruvajlanıp gitkenmiz hazır günde
nafaqat oyga, oyni tepasidagi planetalarga chiqyapmiz deydigan Amerika bo'lsin, Yaponiya bo'lsin, hammasiga uni havas qilarli darajada emas. Ularniki o'sha bu dunyolik bo'lib yotibdi, chunki unda din yo'q. Biz alhamdulillah O'zbekiston ahli avvaldan azaldan otalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. İslom kelishligi bilan shu islomni tanlab siz u biz ularga minnatdormiz. Duolarni shuning uchun ham har 5 vaqt namozdan keyin tilovat Qur'onlarimizdadir, solih duolarimizdadir. Ota avlodimiz, ona avlodimiz Alloh rozi bo'lsin deya duo qilamiz. Yaxshiyamki o'shalar musulmon bo'pti shu o'lkada va ularning orqasidan keluvchi biz avlod musulmon bo'lib qopmiz. Faraz qiling, hozir biringiz o'zingizga shu narsani bir hazm qilishlikka yoki shu holatni o'zingizni nafsingizga qabul qilishga harakat qiling. Biringiz misol uchun deylik, ana u Hindistondagi aqli ishlamasdan ibodat qilayotgan bir baqarga, molga sig'inuvchilardan bo'lib qoldingiz. Alloh asrasin. Yoki qaysi biringizning otangiz Xitoy bo'ldida yerda qimillaydigan har bir narsani yeyuvchi bir manqurtga aylandingiz. Alloh asrasin. Allohga shukrlar bo'lsin. Alloh bizni avvaldan azaldan ota bobomizni iymonda yaratib, bugungi kunda o'shalarning yo'li yo'l bo'lib biz dinda kelyapmiz. Agar dinni mahkam tutar ekanmiz, islomni yaxshi bilar ekanmiz, butun saodat. Butun saodat mana shu Allohning dinidadir. Alloh bu dinni bizdan olib qo'ymasin. Mana yon atroflarga qaraganimizda sizi ko'rkingiz nima bilan bo'lib turibdi? Mana u masjidingiz bilan. Uzoqlardan ko'rinib, mashaalloh o'sha katta shahar, yurt obod yurtlar qanday o'sha masjidlari bilan musulmon o'lkasi bo'lib ulardan nur taraladi. Mana shu masjidingiz bilan bo'lib turibdi. Hozirlik kunda mana shu sharoitdan emin erkinlikdan mana tadbirkorliklaringiz, tadbirkorlaringiz o'zini ishida aytib turibdi hojilarimiz. Tezlikda o'sha tadbirkorlar buni birikib boshlarini Alloh bir qilib tezlikda qurdilar deydi. Qanday yaxshi. Yana ham qurilsin. Chunki kelajak avlod mana sizi har biringizni naslingiz ilohim siz o'rgangan dinni yana ham mahkamroq o'rganib, yana ham o'zlaridan keyingi avlodga chuqurroq yetkizsinki ulardan keladigan endi ulamolar chiqsin. Ulardan keladigan Buxoriylar bo'lsin, Urgutiylar bo'lsin, G'avsiylar bo'lsin, Samarqandiylar bo'lsin. Vaqtida bobokalonlarimiz bu yerlarni ilm bilan qanday tarqatib, qanday tanitgan bo'lsalar, ana o'sha zurriyotlar sizlardan chiqsin. Hammangiz mana shu ulamolar taraflaridan, imom domlarimiz taraflaridan, ahli ilm taraflaridan sizga berilayotgan ta'limni nafaqat o'zingizda hazm qilib, ahlingizga borib, uyingizga borib yetkizing. Har jumada Allohning o'zini hikmatiga ko'ra mu'minlar jumada bir haftada bir yig'ilib ma'ruza eshitishlari bu Allohning hikmatiga ko'ra. Bu payg'ambar alayhissalatu vasallamning sunnati saniyalari edi. Sunnati saniyalari bo'lib, hatto sahoba kiromlar nima qilardilar? Birlarini bir ziroati, tijorati yoki dehqonchiligi bo'lsa, illa uni qilishlik kerak bo'lib turgan bir o'rinda alishardilar. Aytardilarki, "Ey birodar, payg'ambar alayhissalatu vasallamning darsligidan, ta'limidan, dinidan, da'vatidan quruq qolmaylik. Keling, bu dunyo ishlarini bo'lishaylik. Nima qilaylik? Kunni yarimigacha men payg'ambar alayhissalatu vasallam bilan bo'lay, siz borib, polizimizga borib, dehqonchiligimizni ekilamizligini qiling." Kunni yarimi keling. Undan keyin siz o'tiring, men borib bu ishni qilaylik, qilayin. To'yinki dunyomiz ham kechikmasin, oxiratni ilmidan qolib ketmaylik deya sahobalar mana shunday ishni bo'lishib olar ekanlar. Sahobalar Rasulullohni demak har lahzalarini behuda o'tkazib yormagan. Siz ham mana shu juma kunini g'animat biling, jumada eshitganingizni har biringiz shoshiling. To'g'ri, bir ikki do'stlaringiz bilan o'tirib, ayta choyxona qilib osh yersiz, nimadir bir suhbat qilarsiz. Mayli uni ham ba'zida qilgan holda, lekin ojil, shoshilish holatda siz uyga shoshiling. Mana u ma'ruzalarni eshitganingizdan keyin uni ahli baytingizga berib, ahli baytingizga bu oziqolarni ulashing. Nega? Agar uyimiz
İslam'da bosa, her hanedanımız İslam'da bosa, mana şu sizi kavusunuzu havas kılıp durmayapmız mı? Aytik 20 yıllar evvel, belki 30 yıl evvel, biz kavusta şu salihler varlığı, abidler varlığı, hammalar hem dinli, diyanetli olup, dini de müstahkem olup, dinli din kılayetken zatlar, o şey kavus şerifte köplüğünü şu tolkun damlalarımızda köp iştikemiz. Ve bugün biz bunu guvahı bulturmuz. Yine hem dinimizde rivaç tapışlığımız için, azizlerim, damlacanımızı mesela ne fakat cuma meselesi, haftalık vallahu alem dersleri hem buluşuyor gerek. Çünkü bizi dini idaramızdan belirleyen talimatlar, imam damla, kuftan namazı mı, şam mı, kavmi bilen kileşen hallarda kulluk maruzası bulturuşluk gerek. O şey maruzanı işlerken siz bir talibi ilim bulup iştin. Talib ilim bulup ilim talebine iştin. Allah o şey iştikenin gizli sizi kalbinizde sokuyordu. Ve oylemen bizi kolumuzda yazadigen defterlerimiz, rüçkelerimiz bulmasından durup onu ap gelişlikimiz gerek mi şunda? Talib ilim buluşluğu için şunda bulmayımız mı? Yok. Sahabalarını ekseri ve cemiki hammeler hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarında oturarakenler Resulullah'ını fakat iştirdiler. Ama kulakları bilenmez. Kalpler bilen iştirdiler. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan iştikenlerini oşa saatte tatbik kılardılar. Hatta inki hazımını hemmemiz hem sevip Kur'an yotlayımız sahabeler Kur'an'ı birinci yotlaşkemez. Sahabeler birinci Kur'an'ı amelige şaşılar yediler. Şunu üçün hemmeler hem eytediler ki teallemnel iman kablel Kur'an degenler. Gördünüz mü? Teallemnel iman kablel Kur'an. Biz Kur'an'dan evvel imanını örgendik. Ve her birleri düşkan ayetini yatlaşları bilen onu amelini başlardılar. Amelini kılıp keyin yatlardılar. Şunun için hem Hazreti Umar dey birleri en ibadette, takvada, imanda, amelde, adalette en yüksekleri bugün Hazreti Umar bilesin Bakara suresini kancada yatlagan. 7 yılda. Hazreti Umar ha. Niye? Her ayetke amel kılıp amel kıyanlardan keyingi ayet kılıp 7 yılda yatlap bulup Allah Teala'ya şükranalar olsun diye tüye soyup bir ihsan kıptılar. Bakara'nın 7 yılda bittim diye. Nedir bunun hammesi? Hammesi bu ameldir. Demek mana şu cümlelerimizde aytiladigan maruza siz üçün talimdir. Siz üçün dindir. Allah ve Resulü'nün sözünü yeştip, Allah ve Resulü'nün yani tanıştık için, onlarının buyruğunu kılıştık için, siz bana şu maruzenizi yeştesiz, amelini o şey saatte başlayısınız da, esasen ehli beytinizde. Kuplarımız, azizler, ben ciddi eğitim yapmen, itibar verin. Ve ben şu sebepten hem kuplap maruzemizde bana şunu yetkişlik hareket kılaman. Oturgen bu otalar, oturgan akalar, mana o yaş yigitler, borsinlar, agar onaları uyda bo'lsalar, eshittirsinlar. Onajon bugün domladan mana shuni eshitdim. Onajon payg'ambar alayhissalatu vasallamning sunnatlaridan mana shu ekan. Allohning dini bu ekan. Payg'ambar alayhissalatu vasallam bizga yemakda buni o'rgatgan ekanlar. İçişliğimizde bunu ürgetken ekenler, dihkançiliğimizde bunu ürgetken ekenler, hatta karen tebrik dualar var ki, bana birimiz ferzent görgenimizde Peygamber aleyhissalatu vesselam ne fakat mübarek olsun diye koyardılar. Belki birini tebriklegenlerde hem karen şu derecede mumunlar birbirlerine şu dünyada şefaatçi birbirlerini kollab kuvvetle güçüyken ki Resulullah ürgettiler. Birimiz birimizi ferzentimiz tuğulgende tebriklegenimizde bana şu dualarını etseydik. Kaniydi. O şey duanı asli Resulullah'ın ağızlardan çıkan bulup mübarek ağızlardan çıkan o söz, nurlu söz o balanı önüp ölçtüğü de elbette onun şefaatı buladı. Ne mi diyorlar? Barakallahu lekum fil mevhub. Eğer o ferzent oğul bala olsa. Barakallahu lekum fil mevhub. Sizge hibe kılıngan, sizge hediye kılıngan. O balaga Allah barakatlar versin. Ferzentin gizini, oğulun gizini barakatlı kılsın. Eğer kız bala olsa ki. Barakallahu lekum fil mevhubeti diyorlar. Bu kız alan gizini Allah barakatlı kılsın. Ve şekertumul vahibi.
Sizge bunu hibe kılıcı Allah'a siz şükür kılıcılardan bulun. Karan ne fakat o farzantge dua kılırlar. Belki şükür kılıcılardan bulun diye yine sizi şükürge çakırı yaptılar. Ve belaga eşuddehu oğul bala bosa ya ki kız bala bosa ve belagat eşuddehe ve o vayaga yetip ilahım ulgayıp ölüp üssün. Ve belaga eşuddehe ya ki ve belaga eşuddehu ve ruzihtum birraha songını karengi. İlahım sizge yakşilik bilen Allah onu atakıgan bosun. Yakşilikini körün. Fakat dünya ahirette yakşilikte bosun. Yakşilik opkesin diye karengi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la hatta biri ferzend körgende mübarek bosun ben şu derecede dualarını kılıp ürgetkenler. Demek bu bizi dinimiz. Şuna kengi bir kamil din ki siz şu mescidke kelerken siz, kaysi bir mescidde bularken siz, domlanız sizge bir kelam etseler o Allah'ını ve Resulü'nü sözü bulat. Bundan keyin her biriniz bugünlük künde nefsiniz bilen kelişi alın. Allah'ını özünü şahit kılıp aytin ki Rabbim bundan keyin eşitken dersemni men üyümden başlayıp yetkizemen. Kavmi karındaşımge yetkizemen. Bilgenimge bu davetini, dinini yetkizemen diye mene şu akdini bugün mene şu uluh kullerde Rabi'ül evvel aylarda şunu bugün akdlaşıp Allah bilen kalbinizge mühürlep ketseniz illa Allah sizge mene şu eşitirgen sözünü dilinizge sop koyadı ahlinizge eytes. Her birimiz azizler bugünden başlayıp indi özgereylik. Allah bilen yenge sahifeler açaylik. Ustazlarımızdan, imam damlarımızdan, ahli ilim ulamalardan eşitken her sözümüzü birinci özümüzü ahlimizden başlayıp yetkizişlikini ne kılaylik? Kas kılıp niyet kılaylik. Ve elbette Kur'an sözü taleplerinizde binaen Allah subhanahu ve ta'ala'nı bende üçün belirlediğin büyük bir saadeti bu bir bendege Kur'an verilse. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu başarattır her birinizge ya şu kareye Kur'an'ı okugan insanga başarattır. İkra'ul Kur'an'a fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi degenler. Kur'an okuyunuz. Kur'an okuyunuz. Kur'an onu okuyucusuna kıyamet günü de şefaatçi olup keledi degenler. Demek biz Özbekler miz? Arap mez miz? Her birimiz hem Kur'an'ını okuyanda düşünmeyimiz. Lekin ihlas muhabbet bilen bu kelamullah'tır. Allah'ın özünü sözüdür diye okuyumuz. Karen her okuyanımızda düşünmesek de Allah Teala bize acil verirken. Bir hadislere de ene la ekulu elif lam mim harf. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف من ألف لام ميم نوز بر حرف ديميما بلكم ألف نوز بر حرف ولام نوز بر حرف ميم نوز بر حرف ديمك ألف لام ميم ديشتيكيمز بلاد پیغمبر عليه الصلاة والسلام وزلر وعده قلي يابلر كي هر بر حرف انگزگه 10 اجر ثواب عطا قلنشتيگينه ألف لام ميم ديركنسيز 30 اجر ثواب بسملاني وزده 19 ta harf bo'lib 190 ta ajr savob. Mana bu Qur'ondir. Man qara harfa min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalihi dedilar so'zlarini avvalida. Kimda kim Allohni so'zidan, kalomullohdan bir harf o'qiydigan bo'lsa, har o'qigan harfiga bir ajr savob ato qilinadi va har ajr savobiga 10 barobarida ziyoda savob yozdadi dedilar. Bu kelamullah bu gelli için. Kur'an okuyan zatlı demek Peygamber aleyhissalatu vesselam ayettiler ki Kur'an okuyun, kıyamet günü de Kur'an onu okuyucusuna şefaatçi olup geledi. Hop şefaatçi değilgende ne mi değiledi? Şefaatçi şunu deyip oladı ki onu Kur'an'ın şefaati. Allah Teala'nın huzurunda türü olarken Kur'an. Allah Teala'nın huzurunda kendi kaysi keyfiyette geledi Allah bile uç. Allah'ın huzurunda türüp boyaki okuyucusunu Allah'ın aldı da özünü himayesine, özünü şefaatine alırken. Şefaat şunları bularken ki, Allahümme, ne mi derken? Allahümme zidhu derken. Allah'ım bunu özün bugünlük günde mükafatla. Dedi Kur'an tilge kirip eterken. Kur'an oku geldi kız için. Allah'ım bugünlük günde bunu sen özün uluk kul.
Allah nima qilar ekan? Qur'onni bu so'zidan keyin uni o'quvchisiga hulla deb keladi. Boshidan shu pastigacha go'zal bir zebizinat, shunaqangi bir libos kiydiradiki, u faqat jannatda jannat ahlini o'zida ham bo'lmasdan faqat o'sha qurrolarga, Qur'onni o'quvchilarga beriladigan bir libosdir. Jannat ahli havas qiladi uni. Jannat ahli. Va shunda Qur'on bo'ldi, endi roziman deydimi? Yo'q. Qur'on aytar ekanki, zidhu ya rob. Allohim yana ziyoda qil der ekan. Qarang, shu darajada Qur'onning shafoati buyuk bo'lar ekan. Alloh taolo keyin uni boshiga toj kiydirar ekan. U tojni payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, ahsanu min daw'i shamsi fi dunyakum. Sizning dunyolaringizdagi bu quyoshning nuridan ham porloq bo'lgan bir toj. Faqat Qur'on o'qigan insonga beriladigan, kiyiziladigan toj u. Va shu bilan to'xtaydimi? Yo'q. Allohumma zidhu der ekan. Allohumma irda anhu der ekan. Oxirgi so'zi Allohim yana ziyoda qil, bundan o'zing rozi bo'l der ekan. To Allohning rozichiligini olib bermagunicha Qur'on uni shafoatida turaverar ekan. Allohim bundan rozi bo'lgin deganidan keyin Alloh undan rozi bo'lib albatta o'zini jannatini tepasiga olar ekan. Biling, jannatdan ham bebaho bo'lgan, jannatdan ham juda ham qadri yuksak bo'lgan banda uchun saodat bu Allohning rizosi bo'ladi. Demak, Qur'on o'qishligingizda siz biling, Allohning rizosiga sizni noyiq qiluvchi, yetkizguvchi bu maqomdir bu Qur'on. Va shu so'zni sizga aytmoqchiman. Bunda aytilyaptiki, iqra'ul Qur'on. Ya'ni ifhamul Qur'on. Tadabbarul Qur'an, ihfazul Qur'an demiyatlar Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu sözleri her ümmetine, her biriye kifaya kılarlayan derecede bir nime şadiyana boluş gerek. Kuvanç boluş gerek. Çünkü bir de Kur'an'ı yoldan demiyaptılar. Kur'an'ı kimde kim düşünse demiyaptılar. Kur'an'ı toluk toluk hafızı bulsa demiyaptılar. Belki Kur'an'ı okuyun diyenlerini özü karayın kifayadır. Olasız. Haqiqatda shu joyda o'tirgan qavmimiz, ilm ahli ulamolar tushunmasizlar, hamma tushunmaydi. Lekin Allohning kalomining mu'jizligi, mu'jizaligi shu ekanki, o'zining so'ziga berilgan maqom tushunmasdan o'qiganlarga ham Alloh taolo mana shu maqomni berib qo'yar ekan. Ana endi qarang, uni qo'shimchasi farzandingiz hofiz bo'lsa-chi? Farzandingizni hofizligiga subhanalloh bo'lib ham ikkita o'g'lingiz bo'lsa, 10 ta farzandingiz bo'lsa ham, har birlari ham hofizi Qur'on bo'lsa-chi? Har birlaridan u joyda alohida alohida har birlarining nomidan Alloh subhanahu va taolo sizga toj kiydiradi. Har birlariga. Nega kiyilyapti? Ana u farzandni Qur'on yodlaganligi uchun. Allohu akbar. Allohu akbar. Uyimizni barakalari shu dunyoda, oxiratimizning saodati u dunyoda faqat Qur'on. Bir Baqara surasini o'zini payg'ambar alayhissalatu vasallam aqzuha baraka dedilar. Baqara surasini o'qish, uni bilish, uni tilovat qilish barakat dedilar. Barakat nima desangiz, barakat bu xayrni, yaxshilikni o'sishi, ziyoda bo'lishligi. Kamaymaydi. Sizdagi bir yaxshilik bor, sizda bir baraka bor, u har kuni o'sadi. Faqat ziyoda bo'ladi, kamaymaydi. Baqara surasini o'zi barakot dedilar. Uni olish, uni o'rganish, uni bilish, uni tilovat qilish va tarkuha hasra. Uni tark qilib qo'yishlik, Alloh asrasin, pushoymonlik, nadomat dedilar. Eng bo'lmaganda o'qishni bilmaganimizda azizlar, mana qo'llarimizdagi telefonlar hali ko'pchiligimizni zararimizga bu guvoh bo'lib qolishligi mumkin, Alloh asrasin. Ayniqsa yoshlar zararimizga bo'lib qolmasin. Foydamizga bo'lishlik uchun ana o'shanda bir marta biz ham Baqara surasini eshitaylik. Tadbirkorlikda bo'lib turgan akalarimiz do'konlariga qo'yib eshitsinlar. Biringiz bir joyga safardasiz, mashinangizga qo'yib olib eshiting. Sizning yoningizdagi yo'lovchilarda har biri eshitganda har bir harfiga ajr savob yozilgani kabi sizga ham qo'shimcha yoziladi. Va demak, Baqarani tark qilib qo'yishdik. Bu hasrat, nadomat, chekishlik, pushoymonlik. فَلَا يَسْتَطِعُهَا بَطَرَ dediler. Baqara okulgan joyga sihir cadu tasir kılmaydı. Sihir cadunun işi bulmaydı. Onu bir amele bulmaydı. Baqara suresini okuyun illa Allah Ta'ala üyünüzge mine kuresiz berekeni yağdırışlıgını.
Nafaqat Baqara, qolgan suralar, har bir surani o'zi Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ashob kiromlardan